53 yıl oldu. Tam 53 yıldan beri bu işe koşuyorum. Okula gidiyordum. Maddi ve manevi yönden fakir bir aile çocuğu olduğum için hemen okula gidiyordum. Hemen bu işe çıraklık olarak girdim. Amcam onun yanında öğrendim. Ve ondan beri de hemen kamu çalıştım. Belediyede çalıştığım halde boş kaldığım zamanlar gidip yorgan dikiyordum. Ve mesleği öldürmemeye çalışıyorduk. Bitlise geldik. Belki bir iki iş öğretiriz diye. Bir tanesi geldi de demedi. Bana meslek bellet demedi. Çok fark var. Arada çok fark var. Mesela bizim kiliste mesela bütün dükkanlarda en aşağı 15-20 kalfa çalışır. Buraya geldim. Bitlise geldim ben. Belediye başkanına söyledim. Vali beye gittik söyledik. İzah ettim durumu o zaman. Yeri vereceklerdi, vermediler. Ben de onun için burada artık son noktaya geldim. Dayanacak gücüm kalmadı. Çekip geri memlekete gitmeyi düşünüyorum. Bunu önce müşteri ister bizden olsun, ister şey olsun, temiz yünden olursa salatlı, yün salatlı, pamuk salatlı ama ben elyafı tasvip etmiyorum. Bütün müşterime söylüyorum zaten, gelen müşterime söylüyorum. Elyafı tercih etmiyorum. Yün salatlı vücuttaki enerjiyi alıyor. Pamuk da öylesine ama diğerlerine ben katılmıyorum. 3 saat sürüyor. Normalde 3 saat sürüyor. Ya her kişi yapamaz, zor. Bunun tozuna dayanamıyorsun. Mesela yün attığın zaman tozuna boğazına yapışıyor. Nefes alamıyorsun bazı zaman. Şunu söyleyeyim ben. Devletin bazı imkanları tanımıyorlar. Halka imkan tanımıyorlar. Halk eğitim merkezinde bir kurs açılsa, bunun gelip de birkaç kişi gelip de orada şey olsa, bu meslek ölmez. Şu anda ölme noktasında zaten. Türkiye'de sayılır, parmakla sayılacak artık yorgancılık var. Bu meslek bitiyor. Bundan sonraki zaten makine işi berbat bir şey. El işi göz nuru. 7 yılda melibit isteyim ben. Gelen olmadı ki. Gelen bir lira soran olmadı. Bayanlar soruyor, erkekler sormuyor. Ben anlamadım bunu. Gençler mesela kahve kuşağında durup da sabah akşama laklağı çalıyorlar. Ama gel de bu mesleği belleyeyim diyen yok. Sahip çıkmalarını istiyorum ben. Bu mesleğin ölmemesi için büyük devlet adamlarının, bürokratların sahip çıkmasını istiyorum. Yer tahsisinde mesela, imkan tahsisinde mesela motor alımında, satımında bunları aldığın zaman bu para veriyorsun buna. Böyle bir makine olmuş 30 milyar. Bunu her şey bizden olursa 750'lere veriyorum ben. Çift kişiliği 750'ye veriyorum, tek kişiliği 650'ye veriyorum. 110 lira alıyorum. Yün açıyorum. Yünün parasını ayrı alıyorum. Sabahtan akşama da burada iğneyle kuyu kazıyoruz. Emeğimizi karşılığı halal para lokma yemek için iğneyle kuyu kazıyoruz biz burada. Onun için bütün milletin bu mesleğe belirlenmesini istermiş şansen. Bu meslek altın bileziktir. Nereye gitsen ekmeğini yiyorsun. Nereye gitsen ekmeğini yiyorsunuz. Ama kahve kuşları çıkmıyorlar. Sabah akşama lak çalıp oturuyorlar kahvede. Gelin mesleği belirleyin. Bu meslek ölecek meslek değil. Ayağı kesmiş. Nasıl şimdi bunu?